kendine kıydı, sizleri vuran. 15 Temmuz Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından bir konferans düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlenen konferansa Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ümit Koçak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Ali Şarlı, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan ile Çağlayan Kaya, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, daire müdürleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Tarihten kısılsın, elbette haklı. Bin yıl vatansızlara, onunla ölüm iki can. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan konferans, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlilerinden Sinan Özdemir tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Programın devamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Ahmet Ocağan moderatörlüğünde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Profesör Doktor Muhittin Ataman, İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Haluk Alkan, Sakarya Üniversitesi'nden Bünyamin Bezci ve Sakarya Üniversitesi'nden Doçent Doktor Ali Balcı tarafından sunulan panele geçildi. Bu panel için buraya geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sayın Doçent Doktor Ali Balcı hocamızı sahneye alıyorum. Bu aşamada sözü Sayın Hocamız Profesör Doktor Ahmet Ocağa bırakıyorum. Panelde konuşmacılar 15 Temmuz darbe girişiminin parametreleri, Türkiye'de darbelerin anatomisi ve 15 Temmuz ile 15 Temmuz ve dış politika gibi konularda katılımcılara bilgiler aktardılar. 15 Temmuz'da milletimiz çok acı bir olay yaşadı. Zihnimizde hatıraları hala yeni olan, acıları unutmadığımız bu olayla birlikte milletin ve ümmetin düşmanları bir araya gelmek suretiyle milletimize tuzak kurdular. Ve milletin kendilerine tevdi ettiği silahları, namus kabul ettiği silahları millete doğrulttular ve milletimizin evlatlarını şehit ettiler. Dolayısıyla bu hareketin teferruatı hemen hemen herkesin zihninde oluşmuş vaziyette. Fakat benim hatırlatmak istediğim bir şey, bütün hareketler, yani millete ve ümmete yönelik hareketler, tarih içerisinde değişik şekillerde, değişik versiyonlarıyla, değişik formatlarıyla tekerrür ede gelen bir harekettir. 15 Temmuz'da bu ülke için kanlarını akıtarak şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize hürmetlerimi iletiyorum. Allah bir daha bize böyle ağır günler yaşatmasın. Bu ülkenin önüne böyle engeller bir daha konulmasın diyerek sözlerime başlamak istiyorum. 15 Temmuz darbe girişimi bizim darbe geleneğimiz, darbe yaşadığımız darbeler açısından belli farklılıklar taşıyan bir darbe. Öncelikle bu farklılıkların üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Konferans katılımcıların da merak ettikleri soruları yanıtlanmasıyla son buldu.